Allah kabul etsin. İyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Bomba gibiyim. İçim dışım huzur doğdu. Allah. Giderek arayı da biraz düzelttim galiba. Ama Samet, yani artık bununla da dalga geçilmez ki. Yok yok, çok ciddiyim Nurhayat. Ah. Gerçekten çok iyi geldi. Sağ ol Reşat. Benim için anlamı çok büyüktü be. Benim için de öyle. Benim için de. O zaman ben güzel bir uykuyu hak ettim. Ha? Ne dersin? Tahir, gel evladım, yardım et. Odasına götürelim, hadi. Yavaş çocuğum. Hoş geldin Ömer. Hoş bulduk. Melek? Sen demin konuştun mu? Bir dakika. Ben doğru mu duydum? Allah'ın hikmeti işte. En kötü anda bile bir mucize yaratıyor. Samet Bey baygın bulunca bize seslenmek için işte o zaman konuştu yavrum. Her şerde bir hayır var dedikleri bu olsa gerek. Ay neyse, ben anneme bakayım. Siz konuşun. Melek, kapıyı kapat olur mu canım? Yok, ben inanamıyorum. Gerçekten çok sevindim. Abin de çok sevinecek. Gerçekten şaşırdım. Nasıl oldu yani? Böyle bir anda mı? Mecbur kaldım. Ama bu sefer sesimi duydular. Daha önce duymamışlardı yani, öyle mi? Eğer anlatmak istersen ben her zaman... Fikrini değiştirirsen buradayım. Çiçeği duyan yok. Anlamadım. Çiçek çok kötü Ömer. Neden? Babanla Nurhayat öğrendi çünkü. Babamla Nurhayat'ın nesini öğrendi? Aşklarını. Baba. Sen miydin oğlum? Dalmışım. Oturalım mı biraz? Neredeydin gece? Gamze ile miydin? Evet ama sandığın sebepten değil. Sen öyle diyorsan oğlum. İyi misin sen? Bir sıkıntın var gibi. Yok baba. Ben aslında seni merak ettim. Bütün bu olanlar, Samet amca. Her şey yine üst üste geldi değil mi? Öyle oğlum, öyle. Öyle. İsyan etmek bize yakışmaz. Can vermek de almak da Allah'a mahsus. Ama Samet, şimdi onu böyle görmek, bazen uzun süre görüşmezsin ama orada yaşadığını bilmek güven verir ya insana. Samet oydu benim için. Hele babamın ölümünden sonra. Abimle olamadığımız her şey olduk onunla biz. Abi kardeş olduk.
can dostu olduk. Aile olduk. Gel de yakıştır şimdi ölümü. Camide ne diyordum şimdi diyorum değil mi? Hadi geçelim seni, bir şeye ihtiyaçlar olur belki. Peki ya Nur Hayat baba? Ne olmuş Nur Hayat'a? Sen bana... aşk değil, huzur önemli. Sevmediğin biriyle de evlenebilirsin derken... benden değil... aslında kendinden bahsediyordun değil mi? Sen annemi severek evlenmedin değil mi baba? Başkasını unutmak için evlendin. Ve mutlu da oldun. Ben de Gamze'yi unutayım, mutlu olayım istedin. Çünkü sen başarmıştın. Unutmuştun. Değil mi baba? Unutmuştun değil mi? Çiçek mi anlattı sana? Ya sabır. Ben seni anlarım baba. Sen kendini anlamak istemesen bile ben seni anlarım. Buradayım işte. Konuş benimle. Ben anneni sevdim Ömer. Gerçekten sevdim. Başkasını da hiç istemedim. Bir an bile keşke demedim. Annen son nefesini verene kadar iyi ki dedim. Kıymetlim de o benim. Çocuklarıma hediye etti o bana. Baba biliyorum ama ben hala cevabımı alamadım. Yani bütün bu Gamze'yi bir an önce unutturma paniğim, aile kur, baba ol demelerin başka türlü unutulmuyor değil mi? Sen yaşadın da biliyorsun. Kim sana ne anlattı bilmiyorum ama Samet benim kardeşim. Demin ben sana acımı anlattım, içimi döktüm. Geri kalan her şey ama her şey boş Ömer. Ne aşk, ne pişmanlık, ne gençlik. Hepsi geçiyor. Ben geriye dönüp baktığımda Allah'a şükretmekten başka bir şey gelmiyor içimden. Ben kendimden de hayatımdan da razıyım oğlum. İnşallah bir gün bu cümleyi kurmak sana da nasip olur. Baba sen kendinden razısın tamam ama... Çiçek Hanım pek öyle değil belli ki. Yani o bu gerçekle pek de başa çıkamıyor. Baba haddimi aşacağım ama yine de söyleyeceğim. Çünkü ben senin mutlu olmanı istiyorum. Çünkü sevmediğim biriyle sırf makul biri diye mutlu olunamayacağını anladım. Ömer yeter. Baba susturma işte konuşalım. Kör kötük değil. Anneni sevdiğim gibi de değil. Ama ben tanıdıkça onu da... çiçeği sevmenin de bir yolunu... Çiçek çok iyi bir insan oğlum. Sevilmeyi de hak ediyor. Bazen yanlış anlıyor sadece bazı şeyleri. Baba. Tamam yeter artık hadi. Aa, başka bir şey deme. Sen çok güçlü bir insansın baba. Senin içinde olduğun şu durum benim başıma gelseydi ya da abimin biz dibi boylardık baba. Sen yine de bir şekilde en doğrusunu beceriyorsun. Ama ben senin kadar güçlü değilim baba. Ben Gamze'yi unutamıyorum. Biliyorum ben sana aksini söyledim. Biliyorum ben altından kalkarım dedim. Ama yapamadım baba. Ben onsuz kalacak kadar güçlü değilim. Ben senin gibi değilim. Aksini de denedim. Unutturmak bir yana, hep Gamze ile kıyasladım onları. Gözümde büyüdükçe büyüdü, büyüdükçe büyüdü. Sonra onu daha çok istedim. Yani anlayacağım baba. Ben de işe yaramayacak.
bir başkası bana Gamze'yi unutturamayacak. İnsan her şeyin altından kalkıyor oğlum. Unutamamanın bile.